Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-Amerikan ilişkilerine değindi. Kalın, iki ülke arasında üzerinde mutabık kaldığı konularla ilgili bir mekanizmanın kurulması ve işleyişine ilişkin Ankara'nın Washington'a mektup gönderdiğini açıkladı. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerinin çok köklü, uzun bir tarihi var. Stratejik ortaklık düzeyinde tanımlanmış bir ilişki bu. Ayrıca NATO bünyesinde de iki müttefik ülkeyiz. Fakat dönem dönem Türkiye'nin ulusal çıkarlarını dikkate almayan Amerikan politikalarının bu ittifaklık, müttefiklik ruhundan uzaklaştığını da şahit oluyoruz. Bunları dönem dönem de görüyoruz. Bizim beklentimiz tabii burada Türkiye'nin ulusal çıkarlarını dikkate alan bir politika gözden geçirme sürecinin hayata geçirilmesi. Tabii Biden yönetimi iş başına geldiğinde Trump döneminden sonra biz kendileriyle her düzeyde temaslar kurduk. Bu konulardaki kaygılarımızı, endişelerimizi ve taleplerimizi dile getirdik. Getirmeye de devam ediyoruz. Roma'da G20 zirvesi marjında Cumhurbaşkanımızın Sayın Biden'la yaptığı görüşmede gene bu konular etraflı bir şekilde ele alındı. O görüşmenin neticesi olarak da Türkiye-Amerika ilişkileri arasındaki bütün konuları ele alacak bir mekanizmanın kurulması konusunda da mutabık kalındı. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız Amerikan tarafına bir kağıt gönderdi bununla ilgili. Bu mekanizmanın yapısının nasıl olacağı, hangi konuları ele alacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair. Bununla ilgili çalışmamız da devam ediyor. Kapsamlı bir şekilde biz bu ilişkileri karşılıklı çıkar ilişkisi temelinde, karşılıklı saygı temelinde eşit, adil, şeffaf bir ilişki olarak yürütmek istiyoruz. Ama bunu yaparken tabii ki Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları, öncelikleri, tehdit algısı her şeyden önce gelir. Bu çerçevede bu ilişkileri doğru bir zeminde ilerletebilmek ve pozitif bir gündemle hareket edebilmek için de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.